kaydedir etmeye başladım. Chat olarak da soru yazabilirsiniz bu arada her zaman. Şimdi biz Mardin'e ilk 2013 yılında gittik. Orada işte Engin'le tanıştım ben. Tur organize ettik. 2013'te gittikten sonra 2013 Kasım'ında sergi açtık. Kozyatağı Kültür Merkezi'nde. Engin geliyormuş. Ona izin vermemişim. Şimdi verdim. Kozyatağı Kültür Merkezi'nde sergi açtık. Kozi'de. Orada Mardin sergisi. Genelde çalışan insanlar vardı. Mardin'in genel manzaralara da yer verdik. Orada çarşıda çalıştık. Proje yapmıştık arkadaşlarla. 2014 yılında tekrar bir gezi yaptık. 2014 yılındaki gezide aynı zamanda sergimizi de açtık. Mardin Müzesi'nde açtık sergimizi. Biliyorsunuzdur, belki şey yapmışsınızdır ama şu anda sanırım katılanlar içinde o sergide yer alanlar yok gördüğüm kadarıyla. Sonra oradaki fotoğraflarımızı biz orada bıraktık. Oradaki esnafın fotoğrafını çekmiştik. Şimdi burada benim portreler sunumunda da yer alıyor. Esnafın fotoğrafını çekmiştik. Onlara fotoğraflarını verdik. Bir kısmı da Engin'in arşivinde kaldı. Engin'in bir kısmı da arşivinde kaldı. Orada arşivde tutuyor. Sonra 2015 yılında tekrar gittik. 3 sene üst üste gittik. 2016-2017'de gidemedik. Orası tam terör zamanına denk geldi. Ondan dolayı gidemedik. 2018'de gene güzel bir gezimiz oldu. İşte burada geziye katılanlar var. Onlarla birlikte. Bu sene de planlıyorduk. Hocam orada karşılaşmıştık sizinle. Evet, o yıldız fotoğrafı da var. Gerçi benim bir iki kalem vardı ama hep onu Aha. koymuştum. Gece çekimine koymuştum. Orada hangi yılda karşılaşmıştık? 2015'te galiba. 2015'ti. 2015'ti. Evet. 2015'te Yusuf'la karşılaşmıştık. O da başka bir turla gelmişti. Orada hatta biz Engin de geldi. Engin de yanımıza alıp bir araba tutup Darüzzafran manastırına gidip orada çekim yapmıştık korka korka. Tam böyle terör zamanı. Yok, Ne maceraydı ya. korucular gelecek şu bu derken ama hiçbir şey olmadı. Rahipler bize çok güzel kolaylık sağladı. Biz de Hocam işte çay falan getirdiler bize ya. aynen. İşte biz onları rahatsız etmemek için ışıkları mesela ışık açıktı manastırın. Işıklarını kapattılar bize sonradan yaptığımız çekimlerde falan. Yıldız çekimi için bayağı bir kolaylık sağladılar. Bende çok güzel fotoğraflar yok. Yusuf'ta daha güzel vardır belki. Bir Samanyolu'm var. Bir de işte yıldız bozlama yapmıştım. Birleştirme yöntemiyle yaptım. Herkese selamlar. Aleyküm selam. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Olmuş. Evet. Sonra işte ben bu fotoğraflardan bir sunum hazırladım. Şimdi ilk önce sizinle ilk defa bunu YouTube'a koymadım. YouTube'da işte bu karantina günlerinde YouTube'da video çalışmalarıyla ilgili benim de bir takım işte eğitimler aldım. Onun sonrasında hem kendi fotoğraflarımı hem de çektiğim videoları kurgulayıp koyuyorum. Öyle bir çalışma yapıyorum bu arada. Saçları Ama bu sunumu ilk burada paylaşacağız. Daha sonraki günlerde, bu şey var, haftadan after tadı, itibaren plager tadı. YouTube'a Bittikten koyacağım. sonra gelen bir tadı var. Şimdi isterseniz İşte tamam. sizleri de fazla Geçelim. bekletmeden bir sunumu İnsanlar böyle izleyelim. değil. Sunumu izledikten sonra Bunun devamı var mı? sorularınız olursa onlar üzerinde Bunun konuşacağız. devamı var. İçeriz. Ayrıca Engin ile söyleşi yapacağız. Bir dakika. Nuray Hanım söz istiyor. Sesleri Sizin kapatabilir misiniz hocam? açık. Arkadan ses geliyor. Evet. Yeni katılanlar da oluyor. Onun için hepsini kapatamıyorum. Tamam. Evet. Şimdi ilk önce sizinle sunumu paylaşacağım. Daha sonra
söyleşinize hem Mardin'le ilgili hem oradaki işte bizim sunumumuzla ilgili sorularınıza ve sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi sunuma geçiyorum. 5 dakikalık bir sunum. Thank you.
Evet, ışıl kaçırdı. Evet, ben şimdi şey açayım. Hocam, Engin Gündüz'ün sesini kapatabilir misiniz? Engin Gündüz yankı yapıyor. Engin, aynen. Engin konuşacak ama şimdi. Hangisi? Engin. Efendim? Sen, Engin şimdi bize madeni de gösterecek. Onun için cep telefonu ve şey artık hangisi yankı yapıyor? İki tane aynı ortamda olunca yankı yapıyor. İki tane aynı cihazda olunca yankılaşıyor. O şimdi evet, özellikle cep telefonuyla madeni göstermek için bize sürprizimiz vardı. Arada o da kaçtı. böyle. Şimdi herkesin sesini açtım. Bunlar bizim gezilerde çektiğimiz portfolyo çalışmalarından, farklı çalışmalar da yaptık. Biz 2015 yılında Altı Hoca ile gitmiştik oraya. Altı Hoca ile birlikte sırf Mardin sokaklarında portfolyo çalıştık. Onların bir kısmı, bir de geçen sene de zaten Selim'in, Tahir'in fotoğrafları vardı. Tahir burada mı? Hala görüntü yok. Ses var herhalde. Evet, burada. Evet. İzleniyor. Sizlerde de bu fotoğraflardan var, biliyorum. Gayet güzel fotoğraflar var. Sorularınız varsa onlar üzerinde konuşalım. Engin'le sohbete geçeceğim sonrasında. Ya da ikisini birlikte yapalım. Evet. O zaman Engin, duyuyorsun bizi. Evet, sesim geliyor mu? Geliyor. Şimdi merhabalar. Sen yokken merhaba. Seni bekledim. Biraz onayda kalmışsın. Onun için şey yapamadım. İlk 2013 gerisinde seninle tanıştığımızı, sonra işte birlikte seninle birlikte gezileri organize ettiğimizi söyledim. Çoğu geziye katılan arkadaşlar seninle tanışıyorlar. Daha sonra benim oraya farklı öğrencilerden de bireysel olarak veya grup olarak gidenler oldu. Onlara da yönlendirmiştim. Dolayısıyla bölgede tanınmış bir kişisin. Şimdi bize Mardin'le ilgili biraz bilgi verirsen, Mardin'in işte kültürleri diyoruz, inançları, inanç sistemleri, inançları diyoruz, hepsini bir arada barındırıyor. Bunlar nedir, hangi özelliklerinden kaynaklanıyor, onlar hakkında veya senin söylemek istediklerini dinliyoruz. İyi akşamlar herkese, Tarihe Yolculuk Mardin'den diyorum. Birçoğunuz beni tanıyorsunuz ama tanımayanlar da var. Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor, çok güzel. Beni tanımayanlar da var. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Engin. Daha önce İstanbul'da kalıyordum. Dicle Üniversitesi'ni kazandıktan sonra zaten Mardin'deyim. Ve Mardin'e gelmiştim. Ara ara ailemin çözüm şirketi vardı. Onlara yardımcı oluyordum. Sonra üniversitede yardım şeyleri vardı. Yardım grupları vardı. Onlara katıldım. Onlarla beraber işte yardım toplarken şey aklıma geldi. Hani niye insanları gezdirip ondan sonra sosyal sorumluluk projesi yapmıyorum diye. İşte ilk 2004'te bir şey başlattım. Mardin'i gezmek isteyenlere program hazırladım. Bu program neticesinde de getirecekleri kırtasiye malzemesi ve oyuncaklarla onları gezdireceğimi söyledim. Sonra bu işte basında çıktı. Sonra işte ilerlemeye başladı. Çok insan bunları yapmaya başladı ve büyük bir aile oldum. Sonra bunu devam ettirdim uzun bir süre. Ve şu anda tamamıyla Mardin'e yerleşmiş bulunmaktayım. Artık İstanbul'a bütün bağımı kopardım. Yani daha doğrusu şöyle, bazen imzalar vesaireler olduğu zaman uğruyorum ama genelde bütün zamanımı Mardin'de geçiriyorum. Burada okuduğum okul neticesinde
bir şirketinde insan kaynakları danışmanlığını yapıyorum. Hem turizm hem de insan kaynakları bir arada gidiyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi biz Mardin'deyiz. Konumuz da Mardin'di. Ben şöyle kendi evimden size Mezopotamya'yı göstermek istiyorum. Sonra da size Mezopotamya'yı anlatacağım. Şöyle terasa çıkıyorum. Şimdi şöyle karşı tarafta Mezopotamya görüyorsunuz hemen. Mardin dillerin ve dinlerin şehri, taşın insan elinde dillendiği şehirdir. Sokaklarında yürüdüğünüz zaman kendinizi mutlaka 18. ve 19. yıllarında hissedersiniz. Yani o ambiyans hala sokaklarında var. Zaten sokaklarda yürüdüğünüz zaman şöyle göstereyim hemen şu hemen. Sokaklarında yürüdüğünüz zaman eski yapı taş evler bulunmakta. Bu taş evlere bütün motifler kazılmış. Mesela tarihte insanların anlatmak istediği bütün hikayeler, bütün eserler o taşların üzerine kazılarak bu evler yapılmış. Evin taşı yekpare taşıdır. Yekpare taşı yazın çok serindir, kışın da çok sıcaktır ve evde bir izolasyon sistemi oluşturmaktadır. Yani ufak bir sobayla evimizi rahatlıkla ısıtabiliyoruz. Mardin merkezde işte Ulu Cami, ondan sonra Kırklar Kilisesi, Dev Zafferan Manastırı ve sokaklarıyla beraber gezilebiliyor. Zaten Mardin, şöyle söyleyeyim, UNESCO Dünya Mirası'nda. Mardin bir eserle değil, bir objeyle değil, tüm şehirle UNESCO Dünya Mirası'nda. Ve bu da çok zor bir koşul. Çünkü bir şehri güzelleştirmek ya da eski haline getirmek çok zor. Çünkü yerel yönetimlerin pasifliğinden dolayı şehrin birçok noktası bozulmuş. Ve bu noktalarda da hani yeni yapılar inşa edilmiş bunların üzerine. Bunların yıkılması, bunların onarılması epey bir zaman alıyor. O da yani %70 diyelim tamamlandı. Diğer kısmı da ödenek geldikçe tamamlanıyor. Dev Zafferan Manastırı'ndan bahsettik. Nasıl Müslümanlar için haç kutsalsa... Telefon yan tutarsanız büyük, görüntü büyük olacak. Şöyle oluyor mu? Evet. Tamam. Hemen karşıda Mardin Kalesi var. Şöyle göstereyim Mardin Kalesi'ni. Şu aşağıya indiğiniz zaman da Mezopotamya Ovası'nı görebiliyorsunuz net bir şekilde. Bugün yağmur yağdı, hava çok güzeldi ve açık. Yani hani şöyle söyleyeyim, şu anda ben Suriye ışıklarını bile karşıdan görebiliyorum. Siz de umarım olduğu kadar denizimizi görüyorsunuzdur. Dev Zafferan Manastırı demiştik. Dev Zafferan Manastırı nasıl biz Müslümanlar için haç görevi kutsalsa Hristiyanlar için de bu böyledir. Dev Zafferan ve Mor Gabriel Manastırları daha önce insanlar hacı olmak için buralara uğruyorlardı. Tabii orada dini eğitim de vardı eskiden. Bu dini eğitim daha sonra ülkemizde yasaklandıktan sonra Metropolis Şam'a gidiyor. Din adamı olmak isteyenler Şam'da o eğitimi aldıktan sonra dünyanın dört bir yanına yayılıyorlar. Daha sonra indiğimiz zaman 30 kilometre sonra Dara Antik Kenti'ne gidiyoruz. Güneydoğu'nun Efes'i diye geçiyor. Bu da bizim için büyük bir tarihi eserdir. İnsanlar orada Efes'te göremediklerinin en büyüğünü orada görüyorlar. Ve yaklaşık olarak topraktan %45'i çıkarılmış. %100'ü çıkarıldığı zaman Efes'ten daha büyük olduğu söyleniyor. Daha önceleri şehrin bütün su kaynakları Dara Antik Kenti'nden bu bölgeye getiriliyordu. Ve Mezopotamya'nın ortasında olduğu için de bütün savaşlarda, bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Daha sonra 2 kilometre sonra Suriye sınırına varıyoruz. Bu nasıl? Sıfır noktası. Sadece aramızda tel örgülerle Suriye'ye geçiş yapabiliyoruz. Mardin'den 65 kilometre sonra da Nusaybin'e varıyoruz. Suriye sınır kapısı var. Bu arada da insanlar ticaretlerini yapabilmek için Suriye'ye geçiyorlar. Yalnız şu anda Suriye ile aramızda problem olduğu için kapılarımız kapalı. Öyle söyleyeyim size.
Daha sonra beyaz su üzeri Midyat'a geçiyoruz. Midyat'ta bölgenin şöyle söyleyeyim, Mardin'in minyatürü gibi bir şey. Yani nasıl Mardin'de yeni yapı varsa Midyat'ta da var. Eski Midyat bölgesi de var. Orası biraz daha jeopatik olarak korunmuş ve orada çok dinlilik daha fazla. Nasıl daha fazla? İşte burada Kürtler, Türkler, Araplar, Süryaniler, Keldaniler, Yezidiler bulunuyor. Bölgemizde en fazla Ezidi nüfusu Midyat'ta bulunmaktadır. Ezidiler de bölgede azınlıkta ama bir o kadar da dünyada yayılmış kavimlerdir. Ondan sonra bizim Savur bölgemiz var. Savur fotoğrafçılık için Potre'de bir numaradır. Yani hani Potre çekmek istiyorsanız Savur'a mutlaka uğramanız gerekiyor. Adı neydi oradan? Savur. Savur. Savur'a uğramanız gerekiyor. Çünkü hala doğal insanların, işte şalvarlı insanları görebileceğiniz bölgemizden bir tanesi. Hatta bilmiyorum Yüksel Hocam'la gitmiş miydik? İnsanlar köyden getirdikleri ürünleri küçük de olsa orada satıp daha sonra köylerine dönüyor. Biz orada gittiğimiz zaman işte bir kahvede, bir sokak ortasında o köy ürünleriyle güzel bir kahvaltı yapabiliyoruz. Şöyle size hemen Mardin'de arada göstereyim. Sokaklar gerçekten de hani o ambiyansı görebileceğiniz yerlerden. Şöyle. Bana sormak istediğiniz ya da Mardin'le ilgili merak ettiğiniz bir şey var mıdır? Size konuyla ilgili bilgi vermek isterim. Valla ben Mardin'e 3 kere geldim. Seni de tanıyorum Engin. Hı hı. Hasan Nargül'le beraber gelmiştik. Doğrudur. Kale açıldı mı? Kale şu anda şöyle söyleyeyim. Hala NATO'nun denetiminde ve şöyle hemen kaleyi de karşıdan görebiliyorsunuz. NATO'nun denetiminde olduğu için radarların taşınması uzun bir süre gündemde olmuştur. Ama hani bir yandan da ülkemizde ödenek sıkıntısı çok fazla. Kale taşındığı zaman buranın turizme tamamen entegre olabilmesi için biraz restorasyondan geçmesi gerekiyor. Biraz değil, çok restorasyondan geçmesi gerekiyor. Güçlendirilmesi gerekiyor. Bu da zor bir şey olduğu için şu anda kale açılmayacak gibi. Uzun bir sürede açılmayacak gibi. Öyle söyleyeyim. Teşekkür. Ama özel izinle kaleye şöyle, yani küçük gruplarla özel askeriyeden alınan özel izinlerle çıkabiliyorsunuz. Çıkma imkanınız var. Bizi çıkartmadın Engin ya. Şöyle söyleyeyim Yüksel Hocam. Ben biliyorsun OYAK'ta insan kaynakları yöneticisiyim. Ben bile üstlerim, rütbelilerim gelince çıkabiliyorum. Yani hani izin alınıyor ama izin almak da o kadar kolay değil. Çünkü hani sürekli şey diyorlar, kaleden taşlar kopuyor. İşte size zarar verebilir. Güvenliğinizi sağlayamayız. Taşlardan dolayı güvenliğinizi sağlayamayız. Çünkü kayalar kopabiliyor ya da küçük küçük parçalarla yola savrulabiliyor. O yüzden de hani bu öne sürülerek insanlar kaleye çıkmıyorlar. Bir dakika sonra kapanacak. Devam edeceğiz bir tur daha sohbete Engin'le. Bize işte Mardin'den biraz daha bahsedecek ve yarışma konusunda da bahsedeceğiz. Bu arada Adem Bey de geldi. O da seçici kurulda yer alıyor. Onu da sohbeti alırız beraber. Bekliyoruz. Biraz sonra kapanmak üzere. Hoş geldiniz Adem Bey. Tekrar bekliyoruz hepinizi. İsterseniz yarım kalmasın. Merhabalar. Kapatalım. Herkese merhabalar. Tekrar açalım. Merhaba. Kapanıyor. Herkes durdu değil mi? Birkaç dakika sonra tekrar açacağım. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir sunumumuz daha var. Bekliyoruz. Link geçerli mi olacak? Aynı link geçerli tabii ki. Aynı link. Sen ben yollayayım, sonsuz sınırsız. Evet, Şeyda Bey yollasın.
Sonsuzsun. Tamam yolla. Gruba yolla. Tamam ben o zaman şimdi yeni bir tane şey açıyorum. Yeni bir link atıyorum size. Tamam yeni linki 5 dakika içinde atacağız. Tamam. 5 dakika içinde. Haberlerimiz alıp geliriz. Aynen. Böyle bir şeyle geldiği zaman baş tacılar demişti bana. Ben de çok sevinmiştim. Hani ya küçük bir şey gibi görüyordum. Hani söyleyeyim mi söylemeyeyim mi olur mu olmaz mı diye direkt yazınca cevap verdi. Hani dostlarım böyle bir şeyle geliyorsa baş tacız demişti. Ben de çok sevinmiştim. Şimdi ben ara ara farklı şeyler yapıyorum. İşte bayramda farklı kartpostallardır. İşte ne bileyim farklı motiflerdir. İşim gereği yapıyorum. Farklı projelerde bulunuyorum. Sergilerdir vesairelerdir. Destek olmaya çalışıyorum. Şimdi bu olay başlayınca hepimiz çok üzüldük. Hepimiz nasıl olacak, nasıl yapacağız? İşte atlatabilecek miyiz, hastalanacak mıyız? İşte büyüklerimize ne olacak? Çocuklarımız nasıl korunacak vesaire derken hepimiz evlere tıkandık. Yani hani zorunlu bir şekilde evde kal oldu bu iş. Sonra ben her yerde evde kal, evde kal, evde hayat var diye yazıyordu. Ondan sonra ben dedim ki ya dedim niye bunu hani keyifli hale getirmeyeyim ki ben dedim. Önce evde çekmeye başladım. İşte güzel şeyler çıkmaya başladı. Sonra dedim ki ya ben bu fikrimi bir bilene danışayım. Hani bana eğer ya saçmalıyorsun falan derse hiç sesimi çıkarmayayım, kapatayım konuyu. Yüksel Hoca'ya danıştım. Dedim ki böyle bir şey var. O da dedi ki bunu geliştirebiliriz dedi. Hani dedi çok fikir verdi bana bu konuda ve şeyi geliştirdik. Yani yarışmanın şartlarını vesairelerini geliştirdik. Çünkü daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Hani nasıl yapılacağını da bilmiyordum. O yüzden bilen bir kişiye danıştım. Sonra dedi ki seçili kura dedi ben dedi söylerim dedi. Orada da çok sevindim. Ondan sonra isimleri söyledi falan. Kişi olarak tanımıyorum ama Instagram'dan işte isim duyduğum isimlerdi. Olur mu olmaz mı? Ben pek emin değildim. Hani kabul etmezler diye düşünmüştüm. Ama dost selamıyla gittiği zaman kimler duyduğun isimlerdi yani? Mesela Firdevs Hocam duyduğum isimlerden biriydi. Firdevs Hocam'a geçen sefer gelmişti. Ben bizde vardı. Ben yani şöyle söyleyeyim. Ben sadece kusura bakmasın çok özür diliyorum. Hani belki tanışmıştır ama gerçekten çok kişi olduğu için artık olsun. Olarak ama Instagram'dan şey yapıyordum. Hani biliyordum. Fotoğraflar ara ara karşıma çıkıyordu. Pek fotoğraf paylaşmam. Elcan Aslan'ı gezdirdin sen orada biliyorsun. Ondan sonra acabasıyla gezdirdim. Aynen öyle. Adem hocamı da şeyden dergiden tanıyordum. Evet, hani evet. Ben kendisi diye biliyordum ama saygıdeğer eşiymiş derginin editörü. Fırsat olmadı. Onlara da bayram tebriği göndermiştim. Onlar da böyle yayınlamışlardı. Böyle canlı yayınlamışlardı. Çok hoşuma gitmişti. Oradan biliyorum onları da. Ondan sonra Ercan hocam da zaten hani beraber bana göre güzel bir gezi. Ona göre nasıl bir geziydi bilmiyorum ama çok keyif almıştım. Çünkü ben de onlarla gezmiştim. Ben de onlardan bir şeyler öğrenmiştim. İzzet hocam vardı. Yani hani gerçekten de güzel şeyler öğrendim. Zaten hani benim öğrendiklerimin %65'i gezdirdiğim değerli hocalardan. Yani hani aslında ben bir fotoğrafçı değilim bu arada. Ama fotoğraf çekmeyi seviyorum. Ara ara güzel fotoğraflar da çektiğimi düşünüyorum. Ama fotoğrafçı değilim. Yani hani bunu sadece hobi olarak yapıyorum. Keyif olsun diye yapıyorum. Ondan sonra işte evde kal, evde kal. Dedik ki Samahat Yüzüm evde kal fotoğraf yarışması yapalım. Sonra bunu geliştirdik. Sağ olsunlar hocalarımız da destek verince böyle bir şey oldu. Ben dedim ki insanlar bu sıkıntılı dönem biter bitmez kendilerini dışarıya atacaklar ve bu çok maliyetli olacak. Yani hani eskiden 19'luk araca 18 kişi binerken şimdi belki 12 kişi bineceğiz ve bu maliyeti yükseltecek. Uçaklara 300 kişi binebilirken 150 kişi binecek. Bu maliyeti yükselecek. Bugün bana bir yerden geldi. Böyle tur şirketinden yani iyi bir tur şirketi. Fiyatlar iki katı.
Evet. Yani hani onu da düşün. Fiyatlara bak özellikle iki katı ya. Bilmiyorum nasıl gideceğiz. Aynen öyle. Bu da bunu da düşündüm ben. Ondan sonra dedim ki ya niye insanlar hani bu sıkıntılı dönem bittikten sonra gezmesinler. Sonra dedim ki ödül ne para olsun ne hani sergileme olsun. Sadece tek bir ödül olsun. Gezi olsun bu ödül dedim. Yüksel Hocam da sağ olsun kırmadı beni. Ve sadece iki kişilik bir Mardin gezisi her şeye dahil olacak şekilde oluşturduk. Yani hani benim amacım yaşadığım bölgeyi çünkü ben en çok tamam diğer bölgelere de şirketimiz tur yapıyor. Belki hani kendileri başarı sağlayabiliyorlar. Ama benim bölgem Güneydoğu Anadolu bölgesi ve ben bu bölgede insan ilişkilerim iyi olduğu için ben tur rehberi değilim bu arada ama şirket sahibiyim. İkili ilişkilerim çok iyi olduğu için manastırları, işte camileri rahatlıkla açtırabiliyorum ya da istediğim zaman onları din adamlarıyla buluşturabiliyorum. Bu da benim hani burada gezdirdiğim insanların hani beni sevmesi, bana değer vermesi anlamına geliyor. Ve hala mesela gezdirdiğim insanlarla ilişkimi koparmadım. Kiminden fotoğraf istiyorum ara ara internet sitesi için. Kiminden işte İstanbul'la ilgili bir şey istiyorum. Ya da o beni arıyor. Mardin'le ilgili bir şey istiyor. Ya da fikir danışıyor. Ya da bir dostunu, bir ahbabını gönderiyor. İkili ilişkilerimiz de iyi olduğu için birbirimizden kopamıyoruz. Yarışmada da ben hani Mardin olsun istedim. Benim bölgem olsun istedim. Ben anlatayım istedim. Ben misafir edeyim istedim. Benim misafirim olsun. Baş göz üstüne olsun diye Mardin dedim. Umarım kazanacak kişi de güzel iki gün geçirir. Yani ve herkes olarak, fikir olarak güzel bir şey yarışma oldu. Tabii sponsorlar olmasını ve daha fazla ödül olmasını olsa daha iyi olurdu ama sonuçta senin dediğin gibi Mardin'i tanıtmak amaçlı. İşte, sonra da gittikçe yaygınlaştı. Yani şu an epey bir yarışma var. Yani ilk yarışmalardan diyebiliyorum evde kaldı. Ya ikincidir ya da ilktir. Sonra federasyon yarışması var. Başka kurumların, derneklerin yarışmaları var. Devam ediyor. Var. Yani hani ilk diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ya var tabii hani yapan insanlar var ama hani biliyorsun bizim süreçte biz ilk etapta hani bu korona günleri başlarken biz seninle konuşmaya başladık. İşte ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Şartnameyi hazırladık. İşte kimle görüşelim, kimler olsun sen ben hemen hallederim dedin. O bir süre aldı. Evet. Ama arada da hani bu fikri güzel bir şekilde sürdüren kuruluşlar işte ne bileyim belediyeler oldu. Hani mesela ben bir belediyede görmüştüm. O da aynı şekilde evde kal fotoğraf çek gibi bir yarışma başlatmıştı. Ve bu çok hoşuma gitmişti. Yani hani ben her zaman şunu söylüyorum. Ben yaptım diye hani değil. Ben istiyorum ki benim yaptığım şey devam etsin. Yani hani nasıl söyleyeyim? Yani hani sadece bana ait olmasın. Ya sadece ben yaptım demeyin. Ben onu ayak olabilirim. Ama istiyorum ki herkes farklı farklı şeyler yapsın ki İnsanlar birbirine daha yakın olsun, daha mutlu olsun istiyorum. Yani hani bu da benim için güzel bir şey oldu. Öyle söyleyeyim. Teşekkürler. Ya bir misafirimiz şalvarı, Adana şalvarı mı diye sormuştu. Evet, geçerken gördüm. Şimdi Mustafa şöyle anlatayım ben. Aynen öyle. Şimdi Mustafa Bey Adana şalvarı değil. Mardin bölgesinin yani bu bölgenin şalvarı biraz daha farklıdır. Nasıl farklıdır? Ya bacak arası geniştir ya paçalar dardır. Mutlaka orada farklılıklar vardır. Ya da bağlama stilinde kiminde lastik vardır, kiminde ip vardır. O şekilde farklılıklar sağlayabiliyor. Ama genelde şalvarları yani bölgesel olarak şalvarları birbirinden ayıracak olursak bacak arasının geniş olması ya da dar olması. Bu Adana daha geniş, Mardin daha dar şekilde yapılıyor. Öyle söyleyeyim. Kaçırdığımız soru var mı hocam? Yani hani ben telefondan olduğu için göremiyorum. Kusura bakma.
Ben takip ediyorum. Bilmem soru sormak isteyen varsa. Ben sorabilir miyim? Tabii, buyurun lütfen. Buyurun. Konu evde kal değil mi? Evde kal, evet. Şimdi bana genelde şu sorular geliyor. Eski fotoğraflarımız oluyor mu? Ben şunu söylüyorum. Biz bu yarışmayı yaparken zor zamanlarımızı, yani bu evde geçirdiğimiz sıkıntılı günleri, yani ister istemez hani bir gün evde kalabilirsin, iki gün evde kalabilirsin. Kimimiz 25 gündür, 30 gündür evden çıkmadık. Bu günleri keyifli hale getirebilmek için böyle bir ortam olsun istiyoruz. Bu korona günleri başladıktan sonra çekilen fotoğraflar bizim için, özellikle de ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum, belki hocaların farklı düşünüyordu. Ben hani bir etkinlik olsun, insanlar bir uğraş yapsın, işte bir şeyle uğraşsın istiyorum. O yüzden de bana soracak olursanız, bugünlerde çektiğiniz fotoğrafları yayınlarsanız daha güzel şeyler ortaya çıkacaktır bence. Evet, zaten ben gruplarda paylaşıyorum zaten arada bunun hashtagini. O hashtagle Instagram'a bakarsanız epey güzel fotoğraflar var yarışmaya gönderilen bu arada. Tabii yanlış anlamalar da var. Burada evde yapılan çalışmaları kastediyoruz. Evde sizin, tabii evde derken evden eve fark var. Kimi basit düzeneklerle fotoğraf çekebilir. Kiminin stüdyo ışıkları vardır. Onu ayırt edemeyiz tabii ki sonuçta. Ama ev içinde yapılan çalışmalar diye düşünüyoruz. Portreye kadar gidebilir bunun sonu. İşte still life yapılabilir, makro yapılabilir. Hepimizin paylaştığı fotoğraflar var. Eğer dışarısıyla birlikte olacaksa da en azından evden olduğunu gösteren, pencereden arkaya doğru manzarayı gösteren çekimler olması gerekiyor. Ve şu an seçici kurul nasıl karar verir bilemiyorum ama burada tarihlere de bakılabilir. O nedenle makinenizin fotoğraf tarihini de kontrol etmeniz lazım. Aslında bu genel olarak, genel bir bilgi olarak söyleyeyim. Yarışmalara fotoğraf yolluyorsanız kimi zaman orada tarih bilgisi soruyor ve bu tarih bilgisi belli bir tarihte bu sene çekilmiş fotoğraflar katılabilirsiniz diyor örneği. Tarih hatalıysa elenirsiniz. Dolayısıyla makinenizin tarihini güncel tutun. Bu genel sadece bizim yarışma için değil, genel olarak güncel tutmanıza fayda var. Adem Bey, duyuyor musunuz? Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Sizin ilave yarışmayla ilgili. Hocam, valla seçici kurulun bir şey söylemesi çok doğru değil. Şartnamede ne varsa ona göre değerlendirmek lazım. Ben Mardin'le alakalı bir şey söyleyeyim. Özellikle ezidilikle alakalı. Bir de evde fotoğraf derken ne anlıyorum ben, onu anlatmaya çalışayım. Evet. Zülfü Livaneli'nin Huzursuzluk isimli romanı var. Son romanı. Dostlar okumadılarsa mutlaka ama mutlaka okumalarını tavsiye ederim. O romanı okuduktan sonra Mardin'e gidilirse başka fotoğraflar çekilecektir diye düşünüyorum. Hani benim hep savunduğum şey vardır ya, çektiğiniz fotoğraf okuduğunuz kitaplardır, dinlediğiniz müziklerdir, tanıdığınız insanlardır. Aynen. Huzursuzluk romanı gerçekten çok iyi bir roman. Çok etkiledi beni. Şimdi zannederim bir Amerikan sinema şirketi film yapıyor onu. Senaryo çalışmaları başlatılmış çok önemli bir ekiple. Geçen sanırım bir basın bülteninde görmüştüm. Evde fotoğraf çekmeyle alakalı bir tık geriye giderek alayım. Bu süreçte dürüstçe ben çok evde kalmadım. Yani bunun çeşitli nedenleri var. Birincisi haberciyiz, gazeteciyiz. Bir şeyler üretmek zorundayım. Yurt içinde kaldınız ama yani. Efendim hocam? Evet, yurt içinde kaldım ben. Ben yurt içinde kaldım. Evde kal, yurt içinde kal oldu benim için. Yani Nisan ayı içerisinde Avustralya ve Japonya vardı. Evet. Singapur hava yollarıyla gidecektim Avustralya'ya ve Japonya'ya ve Yeni Zelanda'ya. İşte evde kaldık, burada kaldık. Ama ne yaptım bu süre zarfı içerisinde? Ya fotoğrafta en büyük problem bir şeyleri kendini tamam kabul etmek. Yani bir şeyleri geride bıraktığını düşünmek. Oysa
her zaman bir başa dönmek lazım. Yani ben Canon'un AE1'inden bu yana Canon kullanıyorum. Nereden baksanız bir 20 senedir Canon kullanıyorum. Her şeyine aşina olduğumu düşünüyorum makinenin ama mesela bir hafta boyunca ne yaptım? Elime makinalarımı üstelik ayrı ayrı aldım. Menüleri ki 5D Mark 4'ün 100 küsür parçadan oluşan bir menüsü var. Tek tek satır satır inceledim tekrar. Arada gittim YouTube videolarına baktım. İncelemelere baktım. Yani inanın 50 tane falan not çıkardım. Yani bugüne kadar çok güzel. Bildiğim ama kullanmadığım ya da bilmediğim yeni şeyler çıktı. Yani işte dual picture'ı kullanma konusunda mesela çok iyi değilmişim, onu öğrendim. Çok evet, daha geniş imkanlar evet. sunuyormuş bana. Aynı şey tabii diğer makineler için de geçerli. Yani, makine çalıştım. Şimdi, her şeyden önce makine çalıştım. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Geçen konuşmuştuk, söylemiştiniz o dual picture'ı. Şeyde menüde genelde hep işte default ve fazla müdahale edilmeyen seçenekler olarak düşünüyoruz ya. Gerçekten o menülerin arkasında saklı bizim fotoğrafımızı etkileyecek özellikler de var herhalde, değil mi? Kullanmamız gereken özellikler var aktif olarak. Tabii. Yani yeni nesil aynasız makinalarda özellikle default kısmı çok dar. DSLR'larda nispeten daha geniş. Ama daha geniş de olsa size %50'ye yakın bir kullanım alanı veriyor. Geri kalan %50 manuelde. Manuel özellikleri açmanız ya da ayarlamanız gerekiyor. Yani evet. Hani profesyonel iş yapma gereği ben fotoğrafı genelde nötr color moduyla kullanırdım mesela. Onun dışında bir de sonradan yüklediğim sinematik modu vardı. Sinematik modu kullanırdım. Çünkü sinematik mod 35 mm'de daha gri bir fotoğraf verir size. Bu da fotoğrafı işlemenizi çok kolaylaştırır keskinlik kaybetmeden. Fakat şunu fark ettim ki ya bu özellikleri en son 5D Mark II'de incelemiştim. Mark II ile Mark IV arasında inanılmaz farklar var. Yani aralıklar değiştirilmiş bununla alakalı. Yeni özellikler eklenmiş. Ve bilgisayar başında yaptığım pek çok şeyi makinede fotoğrafı çekerken yapabiliyorum aslında. Şimdi 100 fotoğraf çeken birisi için tabii ki bu başka bir şey. Fotoğrafın içerisinde, yani fotoğrafı bilgisayara atıp uğraşmaya vaktiniz olabiliyor. Ama biz hem çok fazla sayıda, ben korona günlerinde sadece klasik arabalar serisi için 3500'e yakın fotoğraf çekmişim. Bunların hepsi işe yarar demiyorum, yani birbirini tekrar eden fotoğraflarda mutlaka var ama tabii 3500 fotoğrafı tek tek açıp ya bu fotoğraf iyidir, bu fotoğraf ondan daha iyidir demeniz çok mümkün değil. Bu yüzden çekerken onu iyi çekmeniz, farklı çekmeniz gerekiyor. Makinedeki bu özellikleri daha çok kullanmaya başladım mesela. Yani makinamla yeniden tanıştım, öyle söyleyeyim. Çok sıkmayayım dostları. Herkes kendi elindeki makine teknik özelliği ne olursa olsun bilsin ki Yüksel Hocam'ın dediği gibi default gelen özellikler çok kısıtlı özellikler, sınırlı özellikler. Diğer özellikler de bizim kullanımımız için hizmetimize sunulmuş şeyler ve çok büyük imkanlar sunuyorlar bize. Yarışmaya dönecek olursam ben ne bekliyorum? Yani hayalimde nasıl fotoğraflara gönül vermek, oy vermek var diyecek olursanız Engin Hocam'ın bahsettiği gibi anladığımı düşünüyorum yarışmayı. Hakikaten bu zor günlerde evdeyiz. Biraz gündemi anlatan, biraz evde kalma mecburiyetini anlatan fotoğraflar olsun istiyorum. Yani biz dergide yaptığımız dosyaya işte bir su bardağına, su dolu su bardağına yumurta kırmanın fotoğrafından bahsettik. Veya az önce benim buraya yerleştirdiğim, yani tekrar onu şey yapayım, tamamını göremeyeceksiniz ama işte mum var bu vazonun önünde, masanın üzerine konmuş. Bu arada bu fotoğrafta mesela şöyle bir şey söyleyeyim, çok 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 az dijital müdahale var. Yani arkanın karanlığı dahi fotoğraf çekerken elde edilmiş bir şey. Hani demin anlattığım konuyla da ilişkili olsun. Mesela bu fotoğraf yarışmaya gelse çok benim gönlümü çelecek bir fotoğraf değil. Çünkü her zaman çekebileceğimiz bir fotoğraf, öyle diyeyim. Doğru setup'ı kurarsanız. Burada bir LED ışık kullanıyorum. Sağdan yukarıdan biraz böyle Rembrandt mantığıyla yerleştirilmiş bir ışık var. Başka bir şey kullanmıyorum mesela bu fotoğrafta. Tabii ortamın ışıkları var. Ortamda benim tavan ledlerim var. Onların da bir takım katkıları var.
Mesela bu yarışmaya gelse bu fotoğraf, yani benim için çok böyle gönlümü cezbedecek bir fotoğraf değil. Ama hani bu fotoğrafın yanında ne bileyim bir maske, ev yapımı bir ekmek, çünkü herkes evde ekmek yapıyor. Bu tip şeyler olursa sanki bugünü daha iyi anlatır gibi geliyor. Bilmiyorum, işte jüriyle beraber değerlendireceğiz. Çok da insanları sıkıntılamıyorum. Özür dilerim, vaktinizi aldım. Bir hikayesi, bu günümüzle ilgili bir hikayesi olan fotoğraflar. Evet, diyorsun. Hani fotoğrafı tanımlarken diyoruz ya, zaman, mekan, nesne ilişkisi. Yani bu üç soruyu mutlaka sorarım ben bir fotoğrafa, fotoğraf okuması yaparken. Yani bu fotoğraf bulunduğu zamanı anlatıyor mu? Bulunduğu mekanla bir ilişkisi var mı? Ve fotoğraftaki nesnenin mekanla ve zamanla bir ilişkisi var mı? Ya bu üç soruyu fotoğraf çekerken dostlar kendilerine sorarsalar, her alanda, evet, sadece bu yarışma için değil, daha etkili fotoğraflar çekeceklerdir diye düşünüyorum. Aynen, bu konu seçici kurulda epey herhalde tartışılacak. Gerçekten orada günü anlatan. Böyle çok her zaman yapılabilecek, dediğiniz gibi çok başarılı still life fotoğrafları var. Ama evet. Ya hocam, her bir zaman örnek vereyim. Her zaman. Bir örnek vereyim. Ekran gitti. Evet. Screen sharing'e girdik. Yusuf bir paylaştı bir tane bir şey. Evet, yağ damlacıkları bu sayıda da, evet, var zaten. Evet, evet. Evet, bizim bu dergiyi hazırladığımız dosyada ya, renkli yağ damlacıkları çok güzel bir fotoğraf. Tebrik ederiz. Evet, güzel. Gezegenler gibi gayet güzel şey veriyor. Evet. Aynen yani, bunu kastetmiştim. Böyle çok başarılı fotoğraflar var. Evet, bunu kastetmiştim ama hikayesi olan bir fotoğraf tercih edeceksiniz. Evet. Yusuf Bey bir şey söyledi ama mikrofonu kapalı zannederim. Duyamadık o yüzden. Bir dakika, açıyorum. Ben bunu evde ürettim işte. İnternetten araştırdım evde neler yapabiliriz diye. Evet. Makro lensle böyle bir şey çıkardım. İlk defa uğraştım yani. Çünkü ben pek fazla makro fotoğrafla ilgilenmiyorum. Ama hoşuma da gitti açıkçası, öyle söyleyeyim size. Değişik yani, yaratıcı şeyler. Aynen aynen. Bizim farklı gruplarda da böyle çalışanlar var. Güzel oluyor. Çok iyi oluyor. Hocam MacGyver'ımız var aramızda. Şimdi aynen, şey var. Özgür var. Yusuf Hocam. Yusuf Hocam. Selam. Merhabalar. Ya merhaba. Biz seninle Mardin koşullarında yıldız pozlamışız ya. Evet ya. Evet. Yüksel abi. Şimdi yani, sen bağlanmamıştın, biz onun muhabbetini yaptık Yüksel abiyle. Evet. Ha öyle mi? Yusuf yakınlarda mı? Paylaşsan bir tane. Ulaşabiliyor musun? Ya ama nasıl bir günde? Bendeki var. Hemen bakıyorum. Bulurum yani. Tamam. Gece saat 5'te eve dönüyorum. Sohbete devam edin. Ben fotoğraf bulacağım şimdi. Tamam. Yusuf Bey buluyorken ben bir şey anlatayım. Genel buyurun, olarak lütfen. Yani evet, dostlar yanlış anlamasın. Mutlaka aralarında deneyimler de var da. Yarışma jürilerinde enteresan durumlar yaşanabiliyor. Mesela bir tane örnek vereceğim. Buradan çok çıkmayacağını düşünüyorum. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin yılın basın fotoğrafları yarışmasında ekrana bir fotoğraf geldi. Önce fotoğraflar hızlı hızlı geliyor. İşte 12-13 jüri var. Deniyor ki 3 oy alan kalsın. Yani Yüksel Hocam biliyorsunuz, dostlar biliyordur. Genelde ilk tur elemesi böyle yapılır. Yani fotoğraf üzerine konuşulmaz. Bir fotoğraf bir şekilde birinci, ikinci turu geçerken üçüncü turda eleniyordu. Mesela müdahale etmek zorunda kaldım ben. Çok kıymetli isimler vardı orada. Çok kimseyi hedef almadan anlayın bu söylediğimi ne olur. Kimseyi eleştirmiyorum burada. Fotoğraf şu. Muhammed Salah, Liverpool'lu futbolcu ve bir kadın hakem sarı kart gösteriyor ona. Yani ilk bakışta evet güzel bir o an fotoğrafı deyip ama yarışmanın yani yılın basın fotoğrafı olacak değerde görmedi dostlar. Ben fotoğrafın hikayesini anlattım orada. Dedim ki bakın bu fotoğraf bütün gazetelerdeydi dünyada. Çünkü Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa bir kadın hakem yönetti. Şampiyonlar Ligi'nin dünyada en fazla insan tarafından izlenildiği maçı bu. Maç İstanbul'da oynandı. Salah günümüzün en popüler futbolcusu. Ya bu fotoğrafı çeken fotoğrafçı olağanüstü bir iş yaptı diye
Bu neden bunu anlattım? Zaman, mekan, nesne ilişkisi sorularını fotoğrafa sorduğum için bunu anlattım.